Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Kadıköy Sokağı'nın müdavimleri, mükemmel takipçileri hepinize teşekkürler. İki kanalımızda büyütmeyi sürdürdüğünüz için ben artık ikisinin toplamını böyle hesaplıyorum arkadaşlar. Yani i̇kisinin toplamı 84 bin oldu. İnşallah kısa süre içinde de 100 bin oluruz. Jose Mourinho'dan maç sonucu enteresan açıklamalar geldi aslında. Hani tek tek noktası virgülüne şu bu demeyeceğim ama gerçekten çok enteresan açıklamalar geldi e, ben açıklamaların bir kısmından ziyade hani bazı yerlerine çok çok taktım arkadaşlar. Burada çok mutluyum hem de çok mutluyum demesine çok taktım. Niye? Serdar Ali Çeliklere göre mutsuzdu. Kaçıp gitmek istiyordu. Fenerbahçe taraftarıyım diyen bazı yavşaklara göre sözleşmesini feshedip tazminat alıp gitme meraklısıydı. Bak Fenerbahçeliyim diyen yavşaklardan bahsediyorum. Ya ben çok denk geliyorum arkadaşlar. Ben kızıyorum, ediyorum da bu arada yavşak bitin yavrusu oluyor arkadaşlar. Yani o kadar küçükler ki o yüzden yavşak diyorum bunlara. Yani bitten de küçükler. Şey pirenin bitin neyse bunlardan birinin yavrusu da e, kafam şu anda başka şeyde. Yani sürekli bir Fenerbahçe'yi kaotik ortama sokma peşindeler. Sürekli istedikleri, kendi düşünceleri olsun peşindeler. Siz Fenerbahçeli falan olamazsınız. Bak siz Fenerbahçe'nin dışkısısınız. Fenerbahçe yer, içer, Fenerbahçeliler yerler, içerler. Siz ortaya çıkarsınız sonra. Çünkü siz Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyen kötü insanlarsınız. Safkan. Artık Galatasaraylı mısınız, Beşiktaşlı mısınız, başka taraflı takımlı mısınız, marjinal olma düşüncesi içerisindeki sapıklar mısınız bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'nin kötülüğünü isteyen bunları ne olur takip etmeyin. Yaz. Mustafa Hoca şuna şunu dedi buna burada. Ben isim kullanmıyorum. Bu zihniyettekilerden bahsediyorum. Ya takım 5-0 yenmiş geçen hafta. Bu hafta 3-0 yenmiş. 2 maçta gol yememiş. Bence Göztepe maçında Ali Koç o saha zeminine inmese biz o maçı da belki 3-0 4-0 kazanırdık. Düşünsene 4-0 için 4. Dördüncü hafta bitmiş. 12 puandasın. Attığın gol sayısı 13, yediğin 0 yazıyor. E i̇lahlaştırırdınız Mourinho'yu. Bu aradaki şey denk geldiği için. Ya ben dediğim gibi burada çok mutluyum hem de çok mutluyum lafım. Kurunic, Zayt, benim fikirlerime oynatmak istediğim oyuna uymadığı için o bölgede eksiklik var. Oraya futbolcu aldık diyen bir adam. Yani kurun işte Zayt'sı geçen gördüm bir tanesini. Fenerbahçe'yi karıştırmak isteyen sözde Fenerbahçe'nin birini. Kurun işte de Zayt'san diyor biri kalacak, ikisi gitmeyecek. Öbürü yazmış işte ikisi birden kalacaklar. Yani kurun iş kesinlikle kalacak. Şöyle böyle falan filan diye. Ya adam orta saha transfer imkanı var mı diye sordum. Alındı UEFA listesine ekleyeceğim diyor. Ben istediğim buydu diyor. Fazla istemiyorum diyor. Ferdi'nin gidişi mesela. Ya Ferdi Kadıoğlu konusunda o kadar güzel cümleler kullandı ki Mourinho. Abi ben dediğim zaman suçluyorsunuz. Diyorsunuz ki ya sen Fenerbahçe'nin kötülüğünü istiyorsun. Allah aşkına ben Fenerbahçe'nin niye kötülüğünü isteyeyim? Ferdi kafa olarak gitti dedim. Adam da aynısını söyledi mi? Aynısını söyledi. Bak hiç mı yok. Eksiği gediği yok. Aynısını söyledi. Spor yazarlarının Fenerbahçe yorumlarını okudum. Lan biri bile demiyor ki biz bunlar ne oynadığını bilmiyoruz. Ne, ne oynadığını anlamadık. Demiyor. Dün ben canlı yayındayım. Çileden çıkarttı bazı arkadaşlar. Diyor ki ben Fenerbahçe'nin ne, ne top oynadığından bir şey anlamadım diyor. Ya senin futbol bilgin sıfırsa senin kafan basmadıysa istatistik okuma yeteneğin dahi yoksa ya da kötü yettiysen Fenerbahçe düşmanıysan ben ne yapabilirim? Ya adam Rize'de bak. Ben şunu da söyleyeyim. Fenerbahçe Rize'de 5-0 kazandı. 5-0 kazanacak top oynamadım. Fenerbahçe Alanya'yı 3-0 yendi. 3-0'ın çok çok üstünde 6-0'lık top oynadı. 8-0'lık top oynadı. Onu da söyleyeyim. Ve günden güne, günden güne aşama, 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 aşama kat ediyor. Şimdi dert ne? Ennesiri niye oynamıyor? Ceko niye oynuyor? Adam açıkladı. Sakat geldi dedi. Formdan düşük dedi. Tam hazırlanmasını bekliyorum dedi. Daha ne desin? Acun, Fenerbahçe Amrabat'ı açıkladı. Acun Can'ın konuşmaları var. Mesela Acun Can'ın konuşmalarında çok e, sihirli yerler var. Bana mutlaka sol açık alın, yani sol bek alın ya da başka oyuncu alın diye bir isteği yok diyor. Olursa değerlendirmeyi alırız ama hocamızın böyle bir isteği yok diyor. Ama gel gör ki birçok arkadaşım şöyle şöyle diyor. Bu arada Fatih Tekke'ye karşı evimizdeki ilk galibiyetimizi almışız. Ne kadar enteresan değil mi? Şimdi Acun Olcal diyor ki Fenerbahçe'de yeni bir ayrılık söz konusu değil. Takımdan ayrılacak futbolcu şu anda takımda bulunmuyor. Yani burada hocam e, ne demek istedi? Burada şunu demek istedi. Fenerbahçe'nin bir ana iskelet oldu ve bu iskelette de devam edecek. Bakın şu anda mesela ülkelerinin milli takımına çağrılan Fenerbahçeli oyuncular haberiniz var mı arkadaşlar? Ee, Çağlar Söyüncü. Samet Akaydın bak. Sameti biz beğenmiyoruz ama milli takımda oynuyor. Mert Müldür çoğunuzun dikkatinden kaçıyorum ama bu çocuğa ciddi teklifler var. İsmail Yüksek, İrfancan Kahveci bak. Cengiz mesela bu takımın aday isimlerinden birisi. Mert Hakan zamanında oynamış bir isim. Değil mi arkadaşlar? Yani kimler kimler olabilir? E Cenk Tosun daha geçenlerde oynuyordu. Şimdi çağırmadı Fenerbahçe'ye geldi diye. E Livakovic mükemmel performans gösterdi. O desen e, Nijerya ile şey yapıyor. Mesela Acun'un kastettiği, Acun Bey'in kastettiği o Samuel. Gittiydi, kaldıydı, ettiydi. Mesela Ciku'ya teklifler vardı. Hocam Ciku'nun sakatlanması yalan mıydı falan düşüncesi var. E Şimanski sürekli teklif alıyordu. E Edin zaten malum. Amrabat malum. Ennesiri ya hala ben görüyorum işte Ennesiri'yi niye oynatmıyor? Bu kadar parayı niye verdik? Şöyle böyle. Ya size bir şey soracağım. Fenerbahçe diyelim ki UEFA kupasını aldı. Ligde de şampiyon oldu. Türkiye kupasını da aldı. Mükemmel gitti. Bu saatten sonra kimseye yenilmedi. Ama aynı böyle Ceko oynadı. Ennesiri sonradan girdi. Zorunuza gider mi? Sonuç odaklı mısınız? Başka bir şey odaklamasınız. Ben bunu da çok merak ediyorum. Neyse enteresan açıklamalar da var. Mesela ee, onu da söyleyeyim. Fatih Tekke'ye karşı ilk galibiyet. İnanılmaz. Bak Livakovic kariyerinde ilk asistini yaptı mesela. Acun Olcan'ın şu lafı. Bana koy parayı al Acun diyorlar. Öyle bir sistem yok. Burada kurallar var. Financial Fair Play var. Bu sistem içerisinde satranç oynuyoruz. Her dakika her kuruşu hesaplıyoruz. Kusura bakma Acun Olcalı burada suç %100 senin. Senin. Sen çıktın ne dedin? Bizim paramız çok. İstediğimiz oyuncuyu alırız dedin. Taraftar da diyor ki sözünü tut. Ya ben burada taraftara yüzde bir bile suç bulmuyorum. Burada suç yüzde yüz acın alacak Birbirimizi kandırmayalım. Ha hocam onu da söylemek zorundaydı. Yoksa seçilemezdi falan filan. Ben bilmem. Ben söyleyeni söylüyorum. Yani hocamızın raporu da olsun devam ediyoruz diyor Acun Olcalı. Kendisine şu anda herhangi bir transfer talebi yok. Ama bir toplantı daha yapacağız. Desek ki şöyle bir oyuncu getirebilir misiniz? O zaman kimi isterse hemen alırız. Bak. Taraftar bu cümleyi cımbızlar işte. Fenerbahçe yıllardır bundan çekiyor. Santrafor ve kanat mevkisinde olduğu gibi 6 numara içinde Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasındaki ismi aldık diyor. Son gün bile 3'ü İngiltere'den biri İspanya'dan olmak üzere 4 teklif vardı. Amrabat kulübüne ben Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum dedi. Ve geldi Fenerbahçe diyor. Bak böyle delikanlı futbolcuların arkasına durun. Daha gelmeden içimde kötü bir his var. Hamile olabilirsin arkadaşım içindeki kötü his. Git bir kontrol ettir. Git bir test mest bir şey al da yaptır. Hocam erkeğim ben. Olsun sen gene de bir test mest yaptır. Ya şu içinizdeki kötü şey bitmedi gitti ya. Bitmedi gitti. Arkadaş ne lanet şeyiniz içiniz varmış ya. Ne lanet içiniz varmış. Ben hissediyorum hocam. Kötü şeyler hissediyorum. Şöyle olacak böyle olacak. Ya ne kadar şeysiniz ya. Vallahi ya. Bu arada Cico 7-10 gün sahalardan uzak kalacak. Hiç sıkıntı yok. Kurtulduk arkadaşlar. Kurtulduk derken Milli araya denk geldik. Oh kebap. Yani oh Milli ara ilaç oldu. Çok güzel. buna da sevindim açıkçası. Onun dışında başka ne yapacağız? Başka ha sıradaki habere geçeceğim pardon. Ciko Alanyayı tamamlayamadı ama Ciko 7-10 gün arasında sahalardan uzak kalacak. Bu sevindirdi ya. Dedim ya Milli Ara diye. Livakovic'in asistini konuştuk. Fatih Tekke'ye karşı ilk galibiyet dedik. Dev yenilmezlik serisi maşallah 31 maçtır Fenerbahçemiz yenilmiyor ligde. Böyle devam inşallah milli takıma çağrılanları konuştuk. Acun Ilıcalı şunu da söylüyor. Fenerbahçe bak Ali Koç Fenerbahçe'nin her lirasını hani Fenerbahçe'nin her lirasını kendi lirasının önünde tutuyor. Yani kendi parasının önünde tutuyor. Bu kulübün bir lira bile zarar etmemesi için yeri geldiğinde bizimle kavga eden bir başkanımız var diyor. Olması gereken de o. Ancak teknik direktörümüz Mourinho ne dedik? Galatasaray şu kadar kart görüyor. Fenerbahçe şu kadar. Mesela Osterwolde 42 maçta 17 sarı kart görmüş. Bir stopere göre sert bir stoper. Bazı arkadaşlar bana Amrabat konusunda diyor ki Hocam çok sert futbolcu bizde her maç kırmızı görür. Osterbol çok daha serti. 42'de 17 görmüş gayet iyi. Ya Amrabat da böyle görsün. İsmail ile dönüşümlü oynasınlar. Lucas Torreira ise Osterwolde'nin neredeyse iki katı maça çıkmış. 81 maça çıkmış. 14 sarı kart görmüş. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Osterwald'e Ferdi'yi aratmadı. Hatta bir itirafta bulunacağım ama yanlış anlarsınız diye söylemiyorum. Yine de ben yanlış anlamayacak kişilere söyleyeyim. Ferdi iyiydi, hoştu ama defansif anlamda boştu. Gerçekten. Bak biz Lille, Ferdi'nin yedirdiği gollerle eğlendik. Bir araştırın, bir bakın. Yani ne demek istediğimi anlarsınız. Biz Lille, Ferdi'nin yedirdiği goller sayesinde eğlendik. İki golün ikisinde de hatası var. Bir bakın ve defansif zaafı olan bir futbolcuydu. Ama ben bunu kötülemek için söylemiyorum. Bunu daha iyisi için söylüyorum. Yani daha iyisi için. Neyse hakkımız ailesi olsun. Ha, o konusunda ben benzer bir şey söyleyeyim. O sayı sağ açıktan sağ beke evrildiği için o de defoları var. Yok değil ama e, en aza indirecek şekilde. En azından Mert Müldür ile kıyasaya bir rekabeti var. Şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda 12 artı 3 yabancı bulunuyor. Livakovic, Ciko, Bekao, Osterwolde, Osayi, Fred, Amrabat, Şimanski, Maksimin, Tadic, Ennesi, Riceko. Şimdi 14 yabancıya kadar kadrona sığdırabilirsin. Ve ikisi yedek bekleyecek. Şimdi ben size soruyorum. Bunlardan birini göndersek ilk tercihiniz hangisi olur? Livakovic, Ciko, Bekao, Osterwold, Osayi, Fred, Amrabat, Şimanski, Maximin, Tadic, Ennesiri, Edinceko. Not Ennesiri zaten. Maximin zaten. Amrabat zaten. Yeni gelen futbolcular. Bak 12. İyi de hocam iki kişilik kontenjan var. Mesela Luan Perez gidici. Artık e, hani resmi açıklama bekliyorum sadece. Ve Luan Perez'e de Kuruniche'de. Ryan Kent'e de şu söylendi. Arkadaşlar kulüp bulun defolun gidin. Gittiniz gittiniz gitmediniz. Sözleşmeniz askıya alınır. Lisansınız askıya alınır. Böyle mal gibi kalırsınız dedik. Ciddi anda bunu söyledik yani. Şimdi futbolcular kendileri bilecekler. Ha Galatasaray mesela Lyon Zaha'yı Zaha'nın maaşının normalde 3 milyon euroluk kısmını karşılayıp aldı. Galatasaray bunu kapı açıklamasına nasıl verdi? Dediler ki 3 milyon euro kiralama bedeli. 3 milyon euro kiralama bedeli dediler. 11 milyon euroya kadar düşmüş bir süper yıldızdan bahsediyoruz Galatasaray için. 11 milyon euroya kadar düştü. Gene iyi düştü. 22 iken aldılar yarısına düştü. Oysa sorsam Galatasaray taraflarına şampiyonluğun mimarı şöyle böyle yıllık 8,5 milyon euro alacak bir futbolcu mu? Değil. Değil. Ama gel gör ki. Neyse 3 milyon euro kiralama bedeli aldılar. Seviniyorlar. Tabi burada bir limit açtıkları için mutlular. Huzurlu Galatasaray huzurlu. Niye huzurlu olmasın ki? Limit açtılar. Ee, ama olay malum. Ha Bu arada ben kendime vermiyorum ha 8.5 aldığını. Galatasaray duyuncuları söylüyor. Demek ki bunlar hep böyle yapıyorlar. Futbolcusu böyle yapıyorlar. Mesela Galatasaray'ın transfer market değerine baktınız mı? Fenerbahçe'nin transfer market değerine baktınız mı? Transfer market değeri bence çok önemli bir olay değil. Ama şu çok önemli bir olay. Fenerbahçe'nin biraz daha biraz daha biraz daha biraz daha bir şeyler yapmasını bekliyorduk açıkçası. Hani Sofyan Amrabat 22 milyon Euro'luk transfer market verisiyle Fenerbahçe'ye geldi. Eee 13 milyon Euro yazıyor transfer market verisinde. Amrabat kap diyelim. Yani bilmiyorum Satın alma opsiyonu kiralık yazıyor ama transfer markette 13 milyon euro yazıyor. Allah Allah ben mi kaçırdım acaba? Neyse bakalım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Şu detayı da vereyim. Mesela Galatasaray Sergio Oliveira için 5-6 milyon euroluk teklif gelirse hemen değerlendirecekmiş. Dünden beri Galatasaray'a yazılmadık. Şey bırakmadılar. 31 futbolcu, 15 lejyoneri var. Yani lejyoner dediğim e, yabancıları kastediyor. Bu yabancılardan bir tanesi. Mesela e, Eyüp Aydın yabancı gözüküyor. Onu sayma. Daha milli takım seçmediği için 14. Kerem Demirbay e, neydi Yusuf Demir? Bunlardan bir tanesi Türk sayılacak. 13. Yani Galatasaray'ın 13 yabancısı var hala hazırda. Alabilecekleri bir isim var. Tabi göndermedikleri müddetçe yanlış anlaşılmasın. E, göndermedikleri müddetçe şeyleri var. E, gönderirlerse onların yerine doldururlar. Ama bizim konumuz Galatasaray'da Fenerbahçe. Sao Paulo CEO'su Galatasaray'ın Armand Laurenti için yaptığı teklif. Ciddi teklifi geri çevirdik. Laurenti'ye sattık değil diye. Ben burada şuna değineceğim. Demek ki bunların hiçbir planı yok. Sadece ve sadece Fenerbahçe ne yapıyorsa onu yapma peşindeler. Ya demek ki bunlar hiçbir scouting'e şunu bunu yok. Sadece Fenerbahçe'nin izinden gidiyorlar. Ayak izlerine basıp gitme peşindeler. Ne diyelim işte Fenerbahçe büyüklüğü böyle bir büyüklük. Napoli Osimhen'i seri A listesinden çıkartmış. Sayfanın biri yazmış ki Osimheni alabilir miyiz diye. 100 milyon euroluk forvetten bahsediyoruz. Yanlış anlaşılma olmasın. Ulan oğlum tamam hayal kuralım da yani son dakika fırsatı diye. Neyse. Yani listeden çıkartmış bu durumda Napoli'de forma giyme şansı kalmadı. Kalmamış ya yani Ocak ayına kadar bekleyecekmiş. Ya da transfer penceresi açık olan bir ülkeye transfer olacakmış. <laughs> Valla Ali Koç bunu yapsın heykelini falan dikeriz. Ciddi söylüyorum ben. Yani heykelini falan dikeriz. Ee, imkanı yok. Dzeko Fenerbahçe'ye transfer oldu 2023-24 sezondan bu yana bu yana Edinceko transferinden bu yana diyeyim. Transfer olduğundan bu yana 42 skor katkısı üretmiş. 3946 dakika. Yani e, ne demek 43 maç gibi düşünün. 39 gol, 9 asist. Yani 43 maç 42 gol katkısı gibi bir şey düşünün. Bu yedinci konu. Dusan Tadic yani 40 kere 90 360 3600 yapıyor. Arada da 336 dakika var. 4 maç saysan yani 44-43 maçta 42 gollük bir katkı düşünün. Dusan Tadiç o da Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana bakın transfer olduğundan bu yana 39 skor katkısı üretmiş. 5089 dakika, 18 gol, 21 asist şeklinde. Ama hala özellikle bizim WhatsApp grubundaki arkadaşlar Rafa Silva övme peşindeler, Immobile övme peşindeler. Hani sürekli Galatasaray Beşiktaş futbolcularını övme peşindeler. Ben de buna ayar oluyorum. Yani kendi futbolcuları o kadar çöp geliyor ki gözlerine, o kadar kötü geliyor ki ya da kendi futbolcuları değil. Kendi futbolcuları, başka takım futbolcuları kim diye düşünüyorum. Şimdi Merih Demiral. Merih Demiral için ben şunu söyleyeyim. Erdal Vahit, Merih Demiral Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin stoper kadrosu dolu. Arkadaşlar Merih Demiral Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ancak kadro dolu diyor. Bakın Erdal Vahit, Merih Demiral Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Bu iddianın sahibi o. Doğru mu? Doğru. Ben de doğrularım bunu. Gelmek istiyor tabii ki. Şu anda birçok futbolcu Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Ya Mourinho ile tarih yazacak Fenerbahçe inşallah. Ya birileri engel olmazsa ne bileyim ülkeye darbe marbe girişiminde falan bulunmazlarsa birileri tarih yazacağız inşallah. Marco Asensio Fenerbahçe iddialarına yanıt vermiş. Demiş ki Mustafa Hoca ne dediyse doğrudur. Siz hiç mi Mustafa Hoca'yı dinlemediniz demiş. Teşekkür ediyorum Asensio'cuğum. Yani sağ olasın. Var olasın. Bu arada e, Beko herhangi bir milli takıma gitmiyor. İyice hazırlanır bu süreçte. E, Hermosu olayını çok soruyorlar. Benim bildiğim Galatasaray anlaşmak üzere. Ama ortada bir sövüş var gibi geliyor. Çünkü oyuncu bize dönüyor. Galatasaray'a dönüyor. Diyor ki hani şu kadar verirseniz alırız. Bak biz aynısını şu ayda yaşadık. Şimdi bana diyorlar ki hocam biz şu ayda kazık yedik. Niye diyorum? Göndermemeliydik. Batshuayi Galatasaray'da ilk 11 oynarsa mesela Icardi sakatlanır diyelim atıyorum bir ay sakatlandı. O bir aylık süreçte Batshuayi'nin ne gelmişine küfürler kalır ne geçmişine kalır. Sülalesine küfür ederler. Ben size söyleyeyim Batshuayi 90 dakika oynadı ama yani. ilk 11 başladı ama sıkıntı yapacak bir oyuncu bir. Yedekteyken sıkıntı çıkaran bir oyuncu. Sistem değişsin gerekirse ben oynayayım falan diyecek bir oyuncu. İsmail Kartal zor idare etti onu. Yani siz öyle basit zannetmeyin. Sonradan oyuna girip şey yapmayı hatırlayın. İlk maçlarda böyle orta sahada orta sahada saçma sapan hareketler yapıyordu ediyordu. Yine gol kaçırıyordu ediyordu. İsmail Kartal çok üstüne düştü. Yani ben gol attıktan sonraki maçta ilk 11 başlamadığı zaman kazan kaldıran bir oyuncu. Burada da aynısı olur hocam diyorlar. Bak biz almadık onlar alacak. Şöyle olacak böyle olacak. Ya biz almadık onlar al dediniz. En son futbolcuları hatırlatayım. Zaha, Tete. Yani kazık üstüne kazık yediler. İnanılmaz kazık yediler hem de. Anladınız mı demek istediğim? İnanılmaz kazık yediler. Hala da çıkartamıyorlar. Hala da çıkartamadıkları için Neyse şeyi de söyleyeyim. Beşiktaş'cığınız 145.53 milyon euroda yabancı sayısı lejyoner 18 gösteriyor. 18. Yani dört isimle yollara ayıracaklar. Bu ne lan? Felix Udok Hay. Böyle birini mi aldı bunlar? Garip kiralamışlar herhalde. Başka Paulista'yı aldılar biliyorum 33 yaşında. Bahtiyar Zaynık yine o, Türk sayılıyor sanırım. Kaldı 17. Masuako, Svensson, Onana, Musrati. Hani bu Onana'nın fesettiler diye hatırlıyorum ben. Yanlış mı hatırlıyormuşum? Çeyr, Nedor Çernodur diye birini almışlar. Kiralık gelmiş. Yani daha yeni gelmiş. Jean Onan'a kiralıktan geri dönmüş. Ona da kulüp arıyorlar. Başka? Rashid Amuchi. Can Keleş. Can Keleş. Ha. Can Keleş. Milli takım seçimini yapmadı herhalde A takımını. Yaptı mı? Yapmadığı için Türk sayılıyor Can Kereş. Onu yabancı saymış sistem. A takım seçimini yapmadığı için yabancı sayılıyor. Yine de iki tane falan futbolcu göndermeler lazım. Abu Bakar, bu Bakar şey gözüküyor. Biz Fenerbahçe'ye odaklanalım. Gayet iyi gidiyoruz arkadaşlar. Böyle devam edelim. Yani Allah nazardan sakındırsın. Böyle devam edelim. Biraz daha e, odaklanalım. Şu süreci düzgün atlatalım. Milli takım, milli ara sürecini düzgün atlatalım. Bakın unutmayın arkadaşlar milli ara. Milli aradan sonrasında biz yine rahatız. Niye biz yine rahatız? Çünkü milli aradan sonra Kasımpaşa maçımız var. İstanbul içindeyiz. Yurt dışı hani yurt içinde seyahat yapmayacağız. Bu bence güzel bir olay. Güzel bir şans. Çok güzel bir şans bizim adımıza. Artı ikinci olarak da şunu söyleyeyim. İkinci olarak da arkadaşlar bizdeki şansı biz değerlendirebiliriz. Başkası değil. Değerlendireceksek biz değerlendirmeliyiz. Nasıl değerlendireceğiz? İşte onu bilmiyorum. Avrupa maçları 26'sında falan başlayacak. Zaten 2 haftalık ara var. Benim bildiğim yani 14 Eylül civarında bir şey yapacağız. Sonraki bir boşluk var orada. Sonra 21 Eylül civarında Galatasaray maçı var. 21 22 Eylül. Muhtemelen 22 Eylül'de olacak Galatasaray maçı. Yani o 19 Eylül'ün olduğu 18-19 Eylül'ün olduğu dönemde Galatasaray'ın erteleme maçı var. Sonrasında dediğim gibi Galatasaray maçından sonra Avrupa maçları başlıyor. İşimize bakalım. Önümüze bakalım. Olmaz mı arkadaşlar? Yani işimize, önümüze odaklanalım. Başka Fenerbahçe yok. Fenerbahçemize odaklanalım. Kanalımızı takibe alalım. Transfer sezonu bitince ben çıkarım. Yav Transfer sezonundan sonra asıl duyumlar başlıyor. Asıl o zaman daha çok eğleniyoruz. Çünkü milletin derdi transfer değil Fenerbahçe oluyor o zaman. Ve kadromuza direkt odaklanıyoruz. Son 3 gün 4 gün. 31 Ağustos 1 Eylül 2 Eylül 3 Eylül 4 gün. Avrupa listesine yazdırabileceğimiz borcuları alırsak şimdi alırız. Alamıyorsak da fırsat transferi kollayacağız. Ben size bir şey söyleyeyim. Genç potansiyeli. Mesela Ansu Fati ismi bana çok soruluyordu. Hani Ansu Fati gibi potansiyelli genç futbolcular çok kovalanacak. Adamlar diyecek ki ya alın lanet olsun alıyorsanız alın sizin olsun falan diyecek. Bunlar kovalanacak arkadaşlar artık. Anladınız mı? Yani artık kaçış, kurtuluş, gidiş, geliş artık bunlarla uğraşacağız. Ve bana soracak olursanız 4 Eylül'e kadar kimseyi almayacağız. Avrupa listesine kimseyi eklemeyeceğiz. Olanlar bu olacak. Sonrasında da hep birlikte bakıp göreceğiz teşekkürlerimi sunuyorum kanala her türlü desteğiniz için 72300 için nice güzel zamanlara görüşmek üzere bu arada ha unutmadan çok özür dilerim ee, kısa kısa oynatma listesini günlük açın arkadaşlar canlı yayınlarda hediye üyelik geliyor ya onlar kısa kısa açıyorlar 1 saat 2 saat arka fonda bırakıyorlar mesela telefonu şarja takınca o da hep videolar 1 dakikanın altında olduğu için 1 saatin içinde 100 tane video izlemiş oluyor sistem diyor ki bu adam son günlerde 100 tane video izlemiş diyor Oradan malı götürüyorlar. Tabi süre de önemli. Ee, başkalarda ne yapıyor mesela bazılarda? Hem kısa kısa açıyor hem başka oynatma listesini açıyor. Ve günlük videolarda izleyince süre de artmış oluyor. Buradan da yırtıyorlar. Ama içinizde bazı uyanıklar var. Onlar direkt kazanıyorlar. Nasıl kazanıyorlar onu da söyleyeyim. Mesela bu videoyu izliyorsunuz. Reklam geldi. Aşağıdan çıktı. Ya da ekranı kapladı. Üstüne basıyorlar. Yeni sekmede açıyorlar reklamı. Reklam açıldı mı geri kapatıyorlar videoya devam ediyorlar. Bu ne yapıyor biliyor musunuz? Belki 50 tane video izleme sayılıyor. Belki 20 tane video izleme sayılıyor. Hocam reklamla videonun ne alakası var? YouTube para kazanma bir sistemi. Yani YouTube bizim üzerimizden para kazanıyor. Diyor ki bunun bu takipçisi reklamlara tıklıyor. Demek ki ilgili bir adam. Yani biz bunu liste başına yapalım da hediye üyelik falan verilince bu motivasyon alsın. Motive olsun diye. Bunu deneyin. Yani 3 gün 5 gün bak her videoda bir iki tane reklam bir tane bile reklama tıklasanız bunu deneyin ilk hediye üyelik direkt size çıkacak. Diyeceksiniz ki Ulan benim, bunlar benim kadar video izlememiş mi? Bunlara niye çıkmıyor diyeceksiniz. Bunu deneyin ne demek istediğimi anlarsınız. Bir de kalp alanlar. Mesela yorumunuz çok güzel oldu muydu ben kalp atıyorum. Kalp ne kadar çok kalp alırsanız diyor ki bak bu kanalla o kadar alakalı bu kanalın has takipçilerine diyor. Bilginiz olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.